Günaydın. Ay. Ev. Karantinada ilk gün. Karantinada ilk gün. Karantinada ilk günümüze hoş geldiniz bebişlerim. Yusuf oradan bana başlık önerisinde bulunuyor. Yatağımı toparladım. Aras kuzumu giydirdim. Elimizi yüzümüzü yıkadık. Aras Bey'in dişlerini fırçaladım. Hatta üzerine o ağız gargarasını bile yaptı benim oğlum. Pimisler gibi. Değil mi aşkım? Ben Günaydın. pisim. Missin. Pisim. Pis değilsin. Missin. Mis. Ben Gel bir sarılayım. Oy. niye Hareket ediyor. böyle her hareket ediyor? Nasıl İnternetin düşündüğü hareket ediyor? hangi Bak internet daha kırmızı babacığım. Hani kırmızı Diyor mı? Pim gel gel. Anne Gel de bir kırmızı seveyim. ne? Bak anneciğim. Şeyi modemi düşürdüğün için internet yok şu anda. Azıcık bekle. Bir sarılalım bir gel koklaşalım yakışıklım benim. Heh. Saat dolması mı lazım? Karantinada. Senin yüzünden karantinaya girdik hepimiz. Dün akşam ne oldu biliyor musunuz? Benim 11.30'da Sağlık Bakanlığı'ndan aradılar. Konumumuz sistem üzerinde zaten şeyde. yüzümden niye Yok canım kimsenin yüzünden değil anneciğim. Yani genelde kısmetimizde varsa öyle olmak öyleymiş. Dün 11.30'da Sağlık Bakanlığı'ndan geldim. Hayat Eve Sığar'daki konumdan bulmuşlar. Tedbirleri anlattılar. Şöyle yapmanız gerekiyor, böyle yapmanız gerekiyor. Arasında herhangi bir ateş var mı, öksürük var mı? Herhangi bir şey olursa lütfen dışarı çıkmadan internet üzerinden aile hekimlerinin işte linklerini bıraktılar. Oradan görüşme yapacaksınız online ve herhangi bir hani bir şey olduğu zaman arayacaksınız. İzole olmuş şekilde geldiler zaten üzerleri bembeyaz böyle tahmin ettiniz zaten. O şekilde araç ambulans gelecek testinizi alacak ve vaka ciddiyse ambulansla sevk edilecek hastaneye diye şeylerde bulundular, anlattılar. Tabii bizde şimdilik öyle bir durum yok. Allah'a şükür yaşatmasın da ama bunların hepsi önlem amaçlı. Bu da iyi bir şey bence. 10 gün. 10 gün. Tamı tamına 10 gün. Aslında karantina süreci 14 gün ama 4 gün öğretmen geçmiş. 4 gün geçmiş. Öğretmen 4 gün önce Bizim test geçmiyor yaptırmış. zaten. Test yaptırdığı andan itibaren ki günleri sayıyorlar sanırım. Zaten 4 gün derken bir gün evdeydik. Evdeydik derken Aras evdeydi. Öğretmen okula gelmemişti. Bir gün önce yine öğretmen okula gelmemiş falan filan derken neyse. Velhasıl kelam karantinaya net bir şekilde ailece alındık. Aşıyla alakası şöyle bence var. Onu araştırdığım kadarıyla ve dün Sağlık Bakanlığı'nın resmi şey sitesine baktığımıza göre benim için herhangi bir mesaj ya da benim için bir herhangi çağrı almadım. Çünkü ikili aşılıyım ve risksiz gözüküyorum. Dün anlattığım gibi. Ama Aras ve Yusuf daha dikkatli ve riskli olunması gereken bölümde. Şimdi ben kahvaltı hazırlıyorum bebişlerim. Yusuf Bey orada yatağını toparladı. Günaydın Yusuf Bey. Nasılsınız efendim? Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Günaydınlar. Evet. Karantinada birinci günümüz. Hayırlı olsun cümlemize. Bugün ne günü? Bugün cuma günü. Hayırlı cumalar bu arada. Evet, herkesin cuması mübarek olsun. İyi cumalar. Güzel gün olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Şey gibi Devlet Bahçeli gibi konuşmaya başladın gene gözlerini devire devire. Şimdi kahvaltı hazırlıyorum. İki tane yumurta haşlamaya koydum. Kahvaltı tabağı hazırlayacağım. Self ortaya yapmayacağım yani. Kameramı şöyle alayım. Hem biraz sizinle sohbet ederim. Bayağıdır da sanırım yapmıyoruz bu sohbette kahvaltıyı. Tavamı çıkardım. Aras'a şey hazırlayacağım. Aras sütlaç istedi. Ona sütlü her zaman hazırladığımda irmikli. Hava güneşli ama arkadan bulutlar geliyor. Yine yağmur uyarısı var Evet, öğleden saat sonra. 1'de full yağış. Olsun karantinada yağmuru tercih ederim açıkçası. Evet, tamam. Çünkü seviyorum böyle romantik romantik. Duygusal duygusal. Aşkım peynir, zeytin, domates, salatalık. Evet, Salatalık evet. olması olur mu ya? Ben salatalık Ben de yemedim. istemiyorum. Doğru, Salatalık biraz haklısın. kötüydü. Solmuş gibiydi tadı. Solmuş değil. Tadı Aşırı mı oldu. yoktu? Çok kötü. Yani sanki böyle yumurtası Ben peyniri kokuyor. çıkardım. Sen zeytin çıkarabilirsin, domates çıkarabilirsin. Ben arasında sütlacını yapayım. Şunu da koyabilirsen canım sana zahmet. Evet, öyle durumlar bebişlerim. Dün akşam size söyledim ya evi tep toparlayacağım diye. Yusuf süpürdü falan filan dedik. Daha sonra ne için alıyorsun? İyiyim, çok kötü. Aç karnına. Ateş, ah, bunu aç karnına mideye koydu, al.
Lansör mü? Yok, benim midenin sorunu yok. Lansör aldı da niye aldın diye sordu. Mideyi koruyor. Anladım. Eşkimesi falan. Tamam canım benim. Dün görümceciğim bize şey gönderdi. Sana zeytin çıkardı. Dedim yarı bozul gibi kolumu kapattı. Neyse. Yanına reçel falan bir şey istiyor musun? Ha. Tamam. Biber dolması yapmış. Çok güzel kokuyor. Öğlen yemeğini atıştırırız. Öğlene yemeğim yok çünkü. Ama öğlene yine de bir şey yaparım. Ha, mercimek çorbası istedi benim beyler. Mercimek evet. Çorbası istedi. Efendim canım? Biber mi? Kumanda. Kumandayı ben görmedim canım. Kumanda nerede oğlum? Kumandayı nereye koydun? Tamam, kumanda vardı elinde. Kumanda neredeydi oğlum? Lahmacunları ısıtayım mı? Yer misiniz? Öğlene o zaman. Evet. Tamam. Şöyle yağlı gevrek çok güzel oluyor. Sabah kahvaltıda çok seviyorum. Onu da böyle poğaça niyetine tabaklara koyacağım. Bu hafta Feride'ye gidecektim. İyi ki de haber erken geldi de Feride'ye falan da gitmedim. Çok çok iyi oldu bu benim için bir yandan. Koruma amaçlı. Ben bugün ne istiyorum biliyor musunuz? Krep. Şimdi bugün aşkım krep istiyormuş. Ballı kaymaklı krep. Ballı yapacak. Kaymaklı değil. Muz ve çikolata ha. İstiyorum arasına da. Olabilir. Güzel öyle bir şey. Ne? Yandık artık yani. Tam yürüyüşe çıktık bilmem ne oldu derken gider misin burada? Zeytin. Zeytini de. Herkesin tabağına koyacağım. Sert tabak hazırlayacağım bebişlerim. Şurada şimdi sütlacımız su üstü kaynadı. Şekerimi atıyorum hızlıca. Çayım zaten sobanın üzerinde oldu bile. Sobayı yaktı Yusuf erken de. Bir saat 10 gibi uyandık. Aras'la. Yusuf biraz daha erken uyandı. Dün gece işte sağlık izolasyon grubu geldi. Ondan sonra bir film açtık. Orası burası derken 12.30 falan buldu yatmamız. Belki Yusuf daha geç yatmıştır. Ben Aras'la biraz erken uyudum. Erken dediğimiz işte 12'den sonra. Düşünün. Gene hiçbir düzenimiz, hiçbir şeyimiz kalmayacak. Rutinimiz kalmayacak. Çünkü okul olmayınca erken uyanmıyoruz. Aras erken uyumuyor falan filan. Her şey karışıyor. Başladın mı diye? Yok. Bu iyice şeyini bilmeyenler için tarif ediyorum. Bu sütlaç dediğim kaşa yapıyorum. Rusça kaşa deniliyor da Türkçe irmik tatlısı denilebiliyor ama ben bunu biraz sulu yapıyorum. Aras bir şekilde seviyor. Şimdi sütün içinde kaynadıktan sonra şekeri eritiyoruz isteğe göre. Ve irmik 4-5 çorba kaşığı kadar irmik koyuyorum ben. Çok tok olsun istemiyorum. Biraz sulu seviyor Aras. Kıvamına göre bakıyorum. Kaynadıkça zaten hemen şey yapıyor. Kıvamını alıyor. Bu irmik buna yeterli. Bir 6 kaşık kadar falan gene diyebilirim. Ama tabii çocuğunuzun yiyeceği kadarını ayarlarsanız sonradan donuyor ve pek bir işe yaramıyor açıkçası. Aras bunu sever. Sık sık da yaparım zaten. Eskiler çok iyi bilir. Ne ya aşkım? Yumurtam da kaynamaya başladı. Ay, kaşındı. Sonra da soğumaya bırakıyorum ki çok kaynar olmasın. Yumurtam kaynadı. Tabaklarımı da hazırlayayım. Biz kahvaltımızı yapalım Müge'nin karşısında. I still remember when I was really free and all the things I lived and the miss all the things that I left. I regret for this, it won't be the same. Yeah, I never felt this way, 'cause I want to come back and find my way, and I have to run and run away.
finally choose, yeah. Cause it feels like I'm wide awake and I'm standing in time. No one disappearing, looking for life. This is the time for you.
Evet, kahvaltılar yapıldı. Ara sütlacın hepsini bitiremedi. Tezgahımın son hali böyle. Toparlanacak tabii ki şimdi. Ama dün resimleri değiştirdim ya, onları şimdi bir atayım makineye. Bir izleyicim demiş ki Nigar'cığım, sıvı deterjan koyarken o deterjan gözünde şöyle bir durum varmış, onu indirmen gerekiyor demiş. Daha önce böyle kalkıktı. Bu toz deterjanlar için, şöyle olunca da sıvı deterjanlar içinmiş. Bana yorum geldikten sonra ben bunu kurcaladım, gerçekten bilmiyordum. Şimdi fark ettim ki gerçekten böyle bir ayar varmış. Nevresimlerimi attım, sıvı deterjanımı koyuyorum. Bu arada şu tırnaklarımın haline bakar mısınız? Dün stresten oturduğum yerde soydum. Özellikle şu iki tanesini. Şeyden, bu şey sürecinde o da. Sağlık Bakanlığı'ndan geldiler ya. Ha, bu arada burada max bilmem ne diye şeyleri de var. Ölçüleri var. Şurada yazıyor. Görünmüyor belki kamerada da. Şurada ölçüleri var. Oradan şey yapabiliyoruz en azından. Ne kadar olduğunu görebiliyoruz. Bunu öğrendim. Çok iyi oldu. Bunu yazan izleyicime teşekkür ediyorum. Şimdi sıcaklık 60 yapalım. Bir de şey katacağım. Şurada Domestos'un var ya kızlar, koyu çamaşır suyu. Tek elle yapamıyorum da. Neyse, halledemedim. İnşallah yeter. Bu arada yıkansın. Sonra benim bir ufacık programım var. Şimdi size anlatacağım. Dişlerimi fırçaladım da lavaboyu yıkamam lazım. Şimdi tezgah toparlandıktan sonra şu evimi bir süpüreceğim. Onun dışında da şöyle bir uygulama indirdim. Onu göstereceğim. Evde, evde kolay egzersizler diye. Nasıl oldu Yusuf'un şifresi? Aras, babanın şifresini biliyor musun? Açar mısın oğlum? Hangi babanın şifresi? Telefon şifresini. Değiştirdi çünkü bilmiyorum şimdi ben ne olduğunu. Bu buraya gitmiyor, bilmiyorum. Niye buraya? Nasıl bir şey ya? Anlamadım. Niye böyle zor şeyler seçiyor arkadaşım? Ben anlamıyorum ki. Ben de bilmiyorum. Ha, açıldı açıldı, tamam, teşekkür ederim. Şimdi nerede onun? Play Store'dan. Hemen size göstereceğim. He aşkım. Nasıl açıldı? Nasıl açıldı? Evde egzersiz diyorsunuz kızlar. Anne, nasıl açıldı? Ben yaptım çünkü. Şu var ya baştaki, ekipmansız evde egzersizler. Şunu indirdim telefonuma. Şimdi 10-15 dakika bir çalışacağım. İnşallah başarılı olur. Bu yüzden size de göstermek istedim. Bunu indirdim telefonuma. Bir 10-15 dakika Aras'ın odasında egzersiz yapmak istiyorum. Burada da dün katladığım yalnız kurumuş olan çamaşırlarımdan bu Aras'ın sepeti, bu Aras'ın odasına geldi. Bunlar yerleşecek. Aras'ın kıyafetleri, kendi kıyafetlerimizi yerleştirdim. Şu sepeti şimdi arkaya iterim. Şu ekipmanları kaldırayım, şuraya iteyim. Şuranın bir tozunu alayım. Ondan sonra da bir egzersizimi yapacağım. Bu odada, burası biraz daha serin ve daha müsait. Ama öncesinde şu evi bir toparlayayım, bir kendine gelsin. Aras'ın gene ödev kitaplarını çıkardım. Dün biraz çalıştı, sonra annem geldi, yürüyüş falan derken gene askıya alındı. Askıda kaldı. Bu arada öğretmeni izlemek için videolar göndermiş Aras'cığım. Şu iki kitap bitecek. Hangi izlemek için videolar? Şey, tatil boyunca. Öğretmenin gruba şey atmış, izlemeniz için, öğrenmeniz için eğitici videolar atmış. Onları izleyeceğiz sonra. Aras'ın ödevlerini de bir yandan takip... Boşuna derken, pardon. He? Şimdi okula gitmiyorsun. Okula gitmediğin sürece evde bir şeyler yapman lazım, değil mi? Geri mi kalacaksın derslerinden? O zaman ben okula gitmiyorum. O zaman oyun oynayayım. Güzel bir şey yapmış olmaz mıyım? Şu anda beni kızdırmaya uğraştığını biliyorum. He? Beni şu anda kızdırmak için böyle konuştuğunu biliyorum. Hayır. O zaman lütfen. Herkes sorumluluğunu bilecek. Ders konusunda çok hassasın. Çay dünden kalmaydı. Yusuf çayını içmedi. Dün akşam demlemiştik. Ben dedim ki ziyan olmasın, ne var? Akşamdan kalan çayı içerim. Ben hiç sorun yapmıyorum da Yusuf Bey içmedi. Ve kalktı kendine yeni çay demledi. Kaçak çay. Çaydanlığını da daha yıkamadım gerçi. Yusuf Bey orada uzanıyor. Güneş gitti. Güneşli halini size gösteremedim bari. Kapanmış halini göstereyim.
Terasçım, Boncukcum günaydın ya. Hiç eksik olmuyorsun buradan zaten. Behlül nerede? Behlül nerede Behlül? Behlül geri geldi biliyor musunuz kızlar bu arada? Onu söylemek istedim size. Ay kuşlar kuşlar ötüşün, çok güzel ötüşüyorsunuz. Şu poşeti yağmurlarda. Hah, Behlül geldi. Behlül. Aşkım çok zayıflamışsın. Neredeydin sen bebeğim? Ha Behlülcüm. Ha bunlar kuzen. Behlül. Şu daha yaşlı büyük kuzen. Küçük kuzen. Bu boncuk hepsinden küçük. Ama bir de kızlarımız var annesiyle. Şimdi ava çıkmışlardır. Büyük bir ihtimal onlar yok piyasada. Ne oldu? Geri 6 oldunuz mu? 5'e düşmüşlerdi. Behlül geri geldi. Neredeydin oğlum? Bak ne kadar zayıflamış. Diğerlerine göre çok zayıf duruyor. Yusuf bunları doyurduğu için miyavlamıyorlar. Sadece bana bak bak sevgi gösterisi yapıyorlar birbirlerine. Bak 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 bak. Heh, beni görmeye mi geldiniz? Hı. Efendim aşkım. Efendim aşkım. Çirkin seni. Poşeti yağmurda aşağıda uçmuş, ıslanmış. Onu getirdim oraya astım. O poşeti niye kullanıyorum diye soracak olursanız motorun oturma koltuğu. Geç kaldınız. Sesim duydu geldi bunlarda. Ne oldu hanımefendiler, prensesler? Geç kaldınız. Motorda binerken koltuğu ıslak olduğu zaman altıma seriyorum. Durum öyleyken öyle. Neyse kaçıyoruz. Tamam bulaşmayın bana, tüyleriniz dökülüyor. Hadi şu çizmeleri de şeye geri indirecek Yusuf dükkana. Dedim ya bahçede bir şeyler yaparız diye düşündük ama bilmiyorum, bakarız belki öğleden sonra da çıkabiliriz. Şu örtülerim silkelenecek, halıya geri serilecek. Efendim sen zaten siz hiç doymazsınız. Siz hayatta sizi doyuramıyoruz. Herhalde küçük oldukları için ve büyüme döneminde oldukları için bence bunlara mama hiçbir zaman yetmiyor. Zaten mamanın da sonlarına geldik. Artık ev yemeğiyle beslenmeye devam edeceksiniz. Hayır hayır içeri girmiyoruz. İçeri girmiyoruz. Çek kulağını. öğretmen grupta mesaj yazdı. Sınıfta bir pozitif testli öğrenci daha çıkmış. Yani arasında sınıf arkadaşlarından biri daha pozitif çıkmış. Ve korkulan şu ki vakalar gitgide sınıfta olanlardan pozitiflikler daha da artabilir. O yüzden öğretmen sıkı sıkıya diyor ki herhangi bir ufacık ateş, halsizlik, üşütme, öksürük, herhangi bir şeyde çok gözetim altında tutun kendinizi ve çocukları. Hemen o durumda işte bize link verdikleri yerden gereken yerlerle görüşüp hemen test yaptırın. Of, acayip keyifsizlendim doğrusu. Şimdi gruba geldi mesaj. Uyarıyorlar. Tabii öğrencinin ismini söylemiyorlar. Ama sonuçta bir sınıfta bu çocuklar sürekli teneffüste birbirleriyle oynuyorlar, yakalambaç oynuyorlar, ebelemece oynuyorlar. Ondan dolayı da bütün sınıf şu anda karantinada, bütün sınıfın ailesi, ebeveynleri, onlarla görüşen herkes karantinada. Yani durum bu, güncel durum. Bunu da bir söylemek istedim. Böyle olunca tabii durum daha da ciddileşti şimdi. Rabbim inşallah minimumda bu şekilde vakalar sadece kalır da sınıftan gene çocuklarda birilerinde çıkmayabilir. Öğretmenden çocuklara da geçmiş olabilirmiş. Çocuklardan öğretmene geçmiş de olabilirmiş. Bunu ki net olarak bilmiyorlar ama pozitif vaka şu anda arasının sınıfında iki, biri öğretmen, biri sınıf arkadaşı. Dondum kaldım vallahi, bilmiyorum. Dur bakalım. Hayırlısı inşallah, Allah'ım korusun. Hiç aranızda böyle bir durum yaşayan oldu mu çocuklarınızdan, işte ya da eşinizin iş yerlerinden, kendi iş yerlerinizden? Bu süreci biz ilk defa yaşadığımız için gerçekten şu anda çok şeyiz, hem panikteyiz hem de tecrübesiziz bu konuda. Tamam, bize söylenen şeyleri yapıyoruz. Hijyen, arası zaten kaç kere ellerini sabunlattırdım, başında durdum, ondan sonra üstünü başını sık sık değiştiriyorum. Ondan sonra hatta mümkün olduğu kadar da biz şey yapmamaya çalışıyoruz. Aile bireyleri de görüşmemeye çalışıyoruz. Dün işte öğrendikten sonra olayları 9.30'da zaten mesaj geldi. Ondan sonra da ne kayınvalidemle ne görümcelerimle ne de kimseyle görüşmedik. Bu durumu görümceme de söyledik. Kendi aileme de söyledim. Kayınvalidem de biliyor. O yüzden şimdi kimse bize gelmez. Biz de kimseye çıkmayız. Oh, bilemiyorum ya, inşallah hayırlısı olur. Diyorum ya, bu süreci yaşamış olanlar varsa deneyimlerini bana yazabilirler yorumlara. En azından bu da benim için bir tık rahatlatıcı olmuş olur.
diye düşünüyorum. Ama şimdilik biz gayet iyiyiz. Gerçekten iyiyiz. Öğretmen de hafif ayakta atlatıyormuş. Ağır atlatmıyorum. Gayet iyiyim dedi. Ama öğrencinin durumunu bilmiyoruz tabii ki. Şimdi bizim grupta sohbetlere kapalı bir. Sadece grupta yetkili kişi öğretmen ya da müdürler bir şey yazabiliyor. Bir şey paylaşabiliyorlar. Biz cevap olarak hiçbir şey yazamıyoruz. İletişime geçemiyoruz. Sadece öğretmene kendisine özelden bulaşabilirim numaradan. O da şimdi kadına aklıma gelen her soruyu da orada sormak istemiyorum ama çocuğun şu anda koronayı nasıl atlattığını bilmiyorum açıkçası. Bunu da sormak istemedim. Sonuçta pozitif olduktan sonra her türlü Oha, dikkat adam edilmesi lazım. bakıyor. Ay neyse, siz demek istediğimi anladınız. Böyle bütün modum bir anda düştü. Ne spor ne temizlik hiçbir şey kalmadı. Böyle oturduğum yerde kala kaldım açıkçası. Göz harikasın aşkım. Aşağı geçiyorsun. Ga. Evet. Ga'nın yanında ma var, gam. Evet harikasın aşkım. S-E-S. Gamze. Gamze. Harikasın aşkım. Devam etsin, hemen hemen geliyorum. Gım, Bugün G harfine geçtiler. G'yi göz, öğretiyorum. Tezgahımı göz. toparladım. Bulaşık makinemi boşalttım. Çalıştırmıştım. Yerleri süpürdüm. Sildim. Ellerimle dezenfekte ettim her yeri. Ah, Yusuf uyandı. Kayınpederim bize şey yapmış. Pide yapmış. Gelin alın dedi. Yusuf onu pide almaya gitti motorla hızlıca. Nevresimlerim çıktı makineden. Onları çıkardım. Astım. Efendim aşkım. Gözlüktür aşkım G ile başlıyorsa. Haş. Tamam gelsin, sen ödevine otur, devam et. Şu halı örtülerimi attım makineye, siyah olanları. Banyomu güzelce sildim, dezenfekte ettim yine. Ne gelmiş bakalım hayatım. Şimdi yemek atıştıracağız. Bak ödevden kaçmak için hep bir bahane böyle. Valla pide bence et ürünlerindense kaşarlıyı çok daha başarılı yapmış. Çok güzel Kayınpederim pizza. kendi yapıyor bunları bu arada, biliyor musunuz kızlar? Şu da mantarlı kaşarlıydı, 1,5 porsiyon Yusuf'la onu biz gömdük. Aras da Bu arada kendinkini, bu bunlar sade kaşarlı. pizza. Ha, Aras bunları pizza diyor. Neyse Arasçığım bitir, ondan sonra kayınpederim demiş ki yarın araba ayarladım, götüreceğim sıktırmaya. Şu arkadaki ne de Yusuf diyor, yazık olmasın, bir dünya zeytin çıkıyor. Ondan da bir litre zeytin çıksa kârdır. Şu anda litresi 50 lira mı 60 lira mı? Hakiki zeytinyağının belki daha fazladır bile. Hava kapandı ama olsun, şey yaptık. Yemeğimizi yedik. Yusuf sobaya odunları doldurdu. Dedi ki gidelim dedi. Bir ağaç yavaş yavaş toparlayalım. Yağmur başlamadan yarına da o zeytinimiz gönderilmiş olsun. Makinam sıkıyor bu arada. Makinam bitsin. Ondan sonra onları asayım, çıkalım. Evet şimdi arka bahçeye geldik. Biz şimdi bu taraftaki dalı, şu üstteki dalı ve şu dalı topladık. Silkeledik. Pek bir şey çıkmadı açıkçası. Yarım çuval bile diyemem. Ama çok güzel yağlı zeytinler. Bunlar bayağı iri. Diğer zeytinlere göre bayağı da irileşmiş ve yağlı. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz o işler? Son bir dal kaldı. O da şu tarafta. Şöyle altına bezleri serdik. Ben de şansıma bugün bezleri yıkadım tertemiz. Geri zeytin işimiz çıktı. Olsun, sağlık olsun. Diyorum ya, bir litre zeytinyağı gene faydası var. Şimdi gözüme çarptıkça bir yandan da topluyorum bebişlerim. Şu dal. Şu merdiven getirdik. Yusuf şimdi çıkacak. Onu da toplayacak. Örtüleri şöyle serebildiğim kadar serdim. Onu da toplayacağız. Ondan sonra zeytin işimiz Allah'ın izniyle bitecek. Yusuf'un da gözüne zeytinin kuru yaprak dalı düştü. O da kızardı. Çok kötü oldu. Ona da biraz modumuz düştü ama neyse, sağlık olsun. Şurada bir dalda şey zeytin gördüm. Ay ay ay. Maşallah şuna ya. Biz bunu bir ara Yusuf'la maskesini yaptık. İçindeki jeli. Yusuf'un yüzü alerjik bir yapısı olduğu için kıpkırmızı oldu. Nasıl oldu gözün? Şu gözü görüyor musunuz? Şişti zaten. Şiş şiş şiş. Diğerine göre biraz daha şiş tabii. Evet canım, yağmur gelmeden bulutlar kapkara geliyor çünkü. Bitirelim. Ondan sonra toparlayalım gidelim. Hadi bakalım canım. Evimize geldik. Yusuf kocaman bir kütüğü getirdi. Böyle oturtturdu ama bilmiyorum yanacak mı? Yana da incelerden yerleştirdi. Görümcemin verdiği dolmayı ısıtıyorum. Aras da burada dedesinin getirdiği pideyi yiyor. Biz olmadan atıştıracağız. Of, limon mu aldın aşkım? Şimdi ne yaptık biliyor musunuz bebişler? Bu daha önce kapının önünde yaprakları topladık da bahçeye sermiştik ya, onu da şöyle dört köşe dağıtacağız demiştik bahçeye gübre olsun diye. O işlemi yaptık. Onları yıkadım canım, kurutuyorum. Bu arada halı örtülerimi de böyle kapılara serdim. Ev sıcak çünkü. Kurusun diye.
Onun dışında zeytinleri topladık. Onları sepetlerden çuvallara doldurduk. Çünkü yarın götüreceği zaman sepetlerle rahat olmaz. Araba sığmaz, çuvalları daha rahat sığar diye sepetleri çuvallara doldurduk. Şurada iki kasa odun getirdik. Şöyle. Çünkü önümüzdeki birkaç güne gene yağmur diyorlar. Bugüne de gene yağmur uyarısı dediler ama yağmur yağmadı. Olsun, biz yine de şöyle dedik, getirelim terasta hem kurur. İki sepet, böyle bir tane de kalın kütükler bu akşam yakmak için. Tamam canım. Çizmelerini gene çamurlu getirmiş, buraya bırakmışsın. Ben aşağıda bıraktım çizmelerimi. İşte durum böyle bizim evde. Bebişler. Böyle videoyu açıyorum, anlatıyorum, sonra unutuyorum ne diyeceğimi de aklıma gelsin. Arasçığım biraz kısar mısın? Bu babanla senin televizyonda yüksek ses merakınızı ben gerçekten anlamıyorum. Yemeğimizi yiyelim, sonra arası biraz okutma yapacağım. Bugün G harfini biraz kafasına girdi. Gorilin, geminin G'si falan filan. İyi, tezgahım temiz. Çayım sobanın üzerinde. Yusuf zaten demlemişti. Çayımız da var. Dolmamızı yeriz, ondan sonra artık biraz dinlenmeye çekiliriz. Ben geldikten sonra hızlıca bir duş aldım. Saçlarım daha ıslak, taramadım bile. Gözlerimi de azıcık şey çektim. Kalem çektim. Oğlum. Allah'ım yarabbim. Bugün ne çektim ne çekmedim bilmiyorum. Yusuf enişte neden vlog çekmiyor diyorsunuz. Yusuf enişteniz genelde size biraz gezi vlogları falan çekmek istediği için şimdi bu karantina durumundan dolayı da pek bir yere çıkmıyor. Dün ama yürüyüşte bir şeyler çekmişti. Yarın onu tamamlarsa onu ben montajlar sizinle paylaşırım. Sebep o yani, başka özel bir durumu yok. Bir de zaten hastaydı biliyorsunuz, bir iki gün hasta yattı, pek tadı yoktu. Dün yürüyüşte çekti diyorum ya, bugün de bu karantina meselesi işte, bahçe zeytin derken gene pek bir şey çekmedi galiba, değil mi? Bugün zeytin falan çekmedin. Zeytin de şey diye çekmiyoruz üst üste hep aynı prosedürler. Çünkü birkaç kez çektik, hep sıkılmayın aynı şeyleri izlemekten diye. Kapının önünü süpürdük. Ondan sonra bu kayınvalidemin kapısının önündeki büyük odunlar, kestiğimiz odunları biraz toparladık. Üzerlerine membran örttük. Bunların hepsini yarın size göstereceğim. Hava karardı, eve geldik. Bunları size gösteremedim bugün kamerada. Günümüz böyle geçti gitti kızlar. Sizleri çok çok öpüyorum. İzlediğiniz bu dakikaya kadar, sonuna kadar çok teşekkür ederim. Yorgunum aslında, gerçekten bakışlarımdan bile bellidir. Hemen dolmaya atıştırıp artık dinlenmeye çekileceğim. Sizleri seviyorum. Bay bay.